Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saat 3.30'da karşılaştığım sorundan bahsedeceğim. Saat 3.30'da hiçbir şekilde YouTube'a erişim sağlayamadım 15 dakika boyunca. Hiçbir şekilde Google'un yani Google'un Gmail, YouTube gibi servislerine erişim sağlayamadım. Ben de küçük bir araştırmadan sonra öğrendim ki YouTube saat 2.30 civarlarında sadece YouTube değil yani. YouTube, Gmail, Google'un bazı servisleri saat 2.30 civarında çökmüş. Yani çökme yaşamış yani. Avrupa genelinde. Ben de öğrendim ki YouTube ve Google geçici olarak hizmet dışı. YouTube'a bağlamaya çalıştığında şu an bağlanamıyor. Daha sonra tekrar deneyiniz. Geçici olarak hizmet dışı veya bir şeyler ters gitti uyarısıyla karşılaştım. Ben de araştırdım ki böyle bir konu var. Bu erişim sıkıntısı yaklaşık yarım saat sürdü. Ve saat 3.30'da sona erdi. Ama kullanıcılar endişelendi. Sosyal medyada yani YouTube down yani YouTube düştü etiketiyle paylaşıldı. Yani arkadaşlar hiçbir şekilde kanalıma bağlanamadım. Hiçbir şekilde YouTube'a erişim sağlayamadım Gmail'e. Yani Google'un arama motoruna erişim sağladım Google'e. YouTube, Gmail, Google haritalar gibi bazı servislere erişim sağlayamadım. Ben de bu haberi incelemek istedim. Hep birlikte izleyelim isterseniz. Çerçevede kullanılıyor. Yoğun bir görüntü akışı sağlanıyor. Bu Evet. çerçevede tabii ki Az önce şeyi de gördüğünüz görmek ekranı lazım. Yani karşılaştım. bu yüklenicinin Yani çerçevede şu ekranda kullanılıyor. Yoğun bir bir görüntü şeyler ters akışı gitti. sağlanıyor. Bu çerçevede tabii ki şeyi de görmek lazım. Yani bu yüklenicinin ne kadar güçlü olabildiği, server'ın bu kadar bir araya bütün herkesin bir anda bastırdığını düşününce tabii server'ın sıkışmış olabileceğini de Oturum açmaya çalıştığımda öngörülebiliyor. hata Bu verdi. çerçevede Hiçbir şekilde bağlanamadım. dediğimiz gibi çökme birçok internet kullanıcısını etkiledi. Şu an itibariyle dediğimiz gibi sebebi bilinmiyor. Ayrıca da şu an telefonuma geliyor son dakika olarak da ben de takip etmeye Şu çalışıyorum bir arkadaşın yandan. da kanalına şuradan abone Google'a bağlı olabilirsiniz. bütün İrfan Çalışkan. serverların çöktüğünü, bu Bizimle noktada da paylaştığınız için erişim teşekkür ederiz. sağlanamadığı hala Tabii ki. ifade ediliyor. Dediğimiz gibi resmi de bir açıklama yok. Bu noktada ayrıca küresel bir sorun olduğunu da altını çizelim. Çünkü Twitter'da şu an itibariyle birinci sırada YouTube Down etiketiyle birinci sırada götürüyor. YouTube Down Türkçesi yani YouTube düştü anlamına geliyor. Bu çerçevede sorunun da bir küresel sorun olduğunu, sadece Türkiye'den de kaynaklı olduğunu anlamak Evet. mümkün. Dediğimiz gibi birçok Google servis bağlantısını kesmiş durumda. Zaman aşımına uğradı gibi ya da farklı kodlarla bu server hizmet sağlayıcıları hata veriyor. Saat 14:50 sıralarında başladı bu hata. Önce Google'un servis sağlayıcısı YouTube'da bir problem gözlendi. Daha sonra da bu noktada diğer işte Google Meet, Gmail gibi bizim birçok iş hayatımızda, gündelik hayatımızda kullandığımız servis sağlayıcıları da çökmüş oldu. YouTube kanadından ya da Google kanadından herhangi bir resmi de bir açıklama yapılmadı. Twitter'da YouTube Down etiketiyle birinci sırada oldu. Yani Türkçesiyle YouTube düştü. Bu konuda da küresel bir sorun olduğunu dünyanın pek çok noktasından internet kullanıcıları, sosyal medya kullanıcılarının da yoğun bir şekilde ekran görüntüsü alarak bunları sosyal medyalarında paylaştığında görmek mümkün. Bu noktada dediğimiz gibi şu an itibariyle resmi açıklama yok ama YouTube'un bir de şu an itibariyle yeni bir bilgi de geldi. Hemen onu da aktarmak istiyorum. Gmail hesabından çıkış yapılıp YouTube'a erişim sağlanabildiği ifade ediliyor ama şu an itibariyle benim telefonumdan teyit ettiğim bir şey değil. Ama YouTube'un Gmail hesabından çıkıldıktan sonra, kullanıcı Gmail'inizden çıktıktan sonra bu noktada YouTube'a erişim sağlandığı da şu an itibariyle ifade ediliyor ama net değil, görmüş değiliz. Böyle bir bilgi de var diyelim. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Meltem Günay. Çıkan kolay gelsin diyelim bizler de bir Evet. kez daha ve Arkadaşlar devam son edelim olarak bültenimize. sorayım. Koronavirüs Arkadaşlar son olarak söyleyeceğim gelirse bence bu konu gayet normal. Daha önce YouTube ve Google'un servisi pek çok kez çökmüştü. Bu olay Instagram, Facebook, Twitter'da da aynı şekilde yaşandı.
Ya ben bunun tamamen sunuculardaki yoğunluğa bağlıyorum. Ya çok fazla insan girmeye çalıştığı için arada sırada aksamalar olabilir. Sonuçta bunlar insan tarafından yapılan şeyler. Kusursuz olamaz. Yani siz şimdi diyeceksiniz ya koskoca YouTube nasıl çöksün diye. Ama böyle şeyler olabilir. Onca kullanıcısı olan dev sosyal medya devleri. Yani onca server sunucuları, veri sağlayıcılarını tutmak, yani ayakta tutmak, çalıştırmak kolay değil. Son olarak ülkemizde bildiğiniz üzere rekabet kurumu, yani sosyal medya devlerini, Instagram, Facebook, Twitter, hatta Google, YouTube'a pek çok cezalar kesti. Ama ben bunun bu konuyla hiçbir şekilde alakası olduğunu, ilgisi olduğunu ve bağlantısı olduğunu sanmıyorum. Bu konuyla ilgili değil. Yani şu şekilde bildiğiniz üzere ülkemizde sosyal medya şirketleri mesela YouTube, işte Instagram, Facebook, Twitter falan filan vesaire bunların Türkiye'de temsilcilik bulundurmaları zorunlu hale geldi. Ve maalesef YouTube, Instagram, Facebook hala temsilci bulundurmadı. Ne kadar ceza kesilse de ben bu konunun bununla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bununla herhangi bir ilgisi yok. Herhangi bir ilgisi yok. Bu tamamen veri sağlayıcılarından kaynaklanan bir sıkıntı. Yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim düşüncem bu şekilde. Bu erişim sorunu yaşadığında bazı kullanıcılar Gmail hesaplarından çıkıp da YouTube hesaplarına erişebildiğini söyledi. Yani Gmail'den çıkış yapıp YouTube'da oturum açabildiklerini söyledi. Ben şahsen bunu hiç denemedim. Ama pek çok kullanıcı bu şekilde bildirmiş. Evet. Şu ekran. Google servisleri çöktü. Kullanıcılar YouTube, Gmail, Google Asistan, Google dokümanlara erişememeye başladı. YouTube erişim sorunu Yapma nedeniyle aşamasında kullanıcılara bir şeyler hatalı yanlış ben gitti buldum. uyarısı veriyor. Sorun Down Detector sistemine de yansımış durumda. Google'ın kişisel ve iş hizmetlerini sekteye uğratan bu durum hakkında bilgi veren Down Detector, Gmail'deki kesintinin sabah altı sularında başladığını söyledi. Henüz sorunu resmi olarak kabul etmeyen Google, hizmetlerde herhangi bir durum yaşanmadığını belirtiyor. Ancak pek çok kullanıcı Twitter üzerinden hizmetlerden yararlanamadığına dair paylaşımlarda bulunuyor. Evet. Bu sorun şu an ortadan kaldırıldı. Hiçbir şekilde Google'a erişim sorunu yok. Yani paylaşmak istedim. Yarım saat süren bir sıkıntı. Bitti. Yani yarım saatlik bir kabus bitti. YouTube yani bu servisler cidden çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.